Arkadaşlar merhaba. Bugün 22 Şubat Çarşamba günü Adıyaman Gölbaşı ilçesindeyiz. Gölbaşı'nda Mimar Sinan Ortaokulu'nun bahçesindeyiz. Buraya Kızılay gönüllüler aracılığıyla sosyal market açmış durumda. Burada Adıyaman Gölbaşı ilçesinde depremden etkilenen vatandaşlar gelip buraya her türlü ihtiyaçlarını burada karşılayabiliyorlar. Buradaki çalışmaları ben bizzat gördüm, baktım, inceledim. Ve elimden geldiğince size de buradaki çalışmaları anlatmak istiyorum. Hemen şimdi size böyle okulun dışından ilk başta birkaç görüntü göstereyim. Ondan sonra içeriye girip tek tek burada yapılan çalışmaları size anlatmaya çalışacağım. Mimar Sinan Ortaokulu içerisinde Kızılay'ın gönüllü arkadaşları burada çalışmalar yapıyorlar. Burada günde 3 öğün yemek veriliyormuş. İhtiyaçları karşılamak isteyen vatandaşlar da saat 11 ile 6 arasında buraya gelip buradaki sınıflarda her türlü ihtiyaçlarını temin edebiliyorlar. Şimdi buradaki sistemi ben size şöyle bir göstereyim. Burada sınıf sınıf ayarlamışlar. Bu baştaki sınıfta ısınma ihtiyaçları var. İhtiyacı olan insanlar geliyorlar böyle buradan. Her türlü ısınma ile ilgili ihtiyaçlarını buradan karşılayabiliyorlar. Sonra burada bulunan gönüllü arkadaşlarımız da sağ olsunlar gıda ihtiyaçlarını buraya ayırmışlar. Burada insanlar gelip gıda ile ilgili ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bu kuru gıdalarla yemekler yapılıyor. Sonra bu sınıfa geldiğimizde burayı çocukların temel ihtiyaçları ile ilgili arkadaşlar sağ olsunlar sınıflandırmışlar. Burada hem çocuk bezleri, ıslak mendiller, mamalar vesaire hepsi sınıflandırılmış durumda. Siz buraya geliyorsunuz, ihtiyacınızı söylüyorsunuz. Gönüllü arkadaşlar sağ olsunlar ihtiyaçlarınızı size temin ediyorlar. Bu odaya battaniye ve yorganları koymuşlar. Çok ciddi manada burada yardım geldiğini, artık fazlasıyla bulunduğunu ve böyle koridorlara yığdıklarını anlatıyorlar. Hemen öğretmenler odasında böyle yardım kolileri yapılmış. Bu yardım kolileri İstanbul Valiliği tarafından ayarlanmış. Her bir yardım kolisinin içerisinde bir ailenin bir haftalık ihtiyacını karşılayacak malzemeler var. Gıda malzemeleri var. Hemen okulun ikinci katına çıkıyoruz. Mümkün mertebe insanların yüzünü çekmemeye çalışıyorum ben. Burada saat 11 ile 6 arasında vatandaşlarımız gelip gönüllülere ihtiyaçlarını söylüyorlar. Gönüllüler vatandaşların ihtiyaçlarını sağ olsunlar karşılıyorlar. Hemen bu karşı sınıfta ayakkabı bölümü var. Burada yine ihtiyacı olan vatandaşlarımız gelip kendi ayak numaralarına uygun şekilde ayakkabıları seçip beğenip giyebiliyorlar. Burada yine çocuklarla ilgili elbiseler, kıyafetler var. İhtiyacı olan vatandaşlarımız gelip burada çocuklarının giyecek ihtiyacını karşılıyorlar. Sağ olsun bir gönüllü arkadaşımız da vatandaşımız el ele kol kola yardım etmeye çalışıyor. Burada bayan kıyafetleri var. Çok fazla girmiyorum. Burada da erkek kıyafetleri. Yine ihtiyacı olan depremzede vatandaşlarımız buraya gelip burada ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Burada erkek kıyafetlerinden kendilerine uygun olanı seçip alıp gidebiliyorlar. Burada para geçerli değil. Para geçmiyor. Evet. Şu el ele tutma olayı çok önemli benim için, çok anlamlı. Yani hakikaten burada yakını olmayan insanlar oluyor. Tek başına kalan yaşlı vatandaşlarımız oluyor. Onların hakikaten bir el tutmaya, bir sarılmaya ihtiyacı var. Sağ olsun onu da Kızılay'da çalışan gönüllü arkadaşlar ellerinden geldiğince yapmaya çalışıyorlar. Hepsine ben teşekkür ediyorum. 22 Şubat Çarşamba günü Adıyaman Gölbaşı ilçesi
Mimar Sinan Ortaokulu'nda size aktaracaklarım bu kadar. Bu bölgede herhangi bir yardıma ihtiyacı olan insan gelip burada ihtiyaçlarını karşılayabilir. Mimar Sinan Ortaokulu bahçesinde Kızılay'ın yapmış olduğu yardımlara ek olarak bir de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından psikososyal destek merkezi açılmış durumda. Burada yine depremden etkilenmiş çocuklara gönüllü öğretmenler aracılığıyla gördüğünüz gibi burada böyle eğitici, öğretici faaliyetler yapılıyor. Oyunlar oynanıyor. Ben yine fazla yaklaşmıyorum. Çocuklarımızın yüzünü göstermemeye çalışıyorum. Burada gördüğünüz gibi çocuklarımız böyle bu şekilde gönüllü öğretmenlerle birlikte eğitici, öğretici oyunlar oynuyorlar. Burada da gün içerisinde sürekli bu şekilde aktiviteleri devam ediyor. Mimar Sinan Ortaokulu'ndan aktaracaklarımız bu kadar.